bir oyum Demokratik Sol Parti'ye, bir oyum Kılıçdaroğlu'na. Şunu bir şey, bir sloganım da var. Bir oyum bin selamı var Bay Kemal'e. Benim görüşüm odur. Tabii insanların fikri kendi içinde gizlidir. Onu tam olarak şey yapamıyorum. Şunu görüyoruz, insanların iktidardan artık bıktığını görüyoruz. Çünkü 20 yıl içinde büyük saltanatlar, yolsuzluklar, adaletsizler, hak hukuk olmadığı için insanlar artık değişim istiyor. İnşallah da öyle olur. Ben kendi görüşüm öyledir. Ben tek beklentim var, adalet. Adalet olduğu zaman bütün sorunlar çözülüyor. Adalet herkese lazımdır. Bugünkü iktidara, muhalefete, küçük partiye, büyük partiye, halka, ona, şuna, Kürt'e, Türkiye'ye, Laz'a, herkese, herkese adalet. Tek isteğim budur. Şunu her zaman diyorum, adalet. Adalet çok şey mi istiyorum? Değildir. Adalet istiyorum sadece. Yani her zaman alta kalanlar zararı görüyor zaten. Alta kalanlar kimdir? Ezilenlerdir. Bu sene yine çıkacak. Yani yine alta kalandır. Sizce seçimlerde nasıl, ne çıkar burada? Seçimler, zalimler çıkar. Zalimler mi çıkacak? Evet. Bingöl'ün hiçbir zaman bir sorunu giderilmedi ki. Ne var mesela? Ya mesela her şey var yani. Bingöl'lerin şikayet ettiği mesela iş konusu var. Yani köylerin sorunu var. Çiftçilik var. Yani mesela bir sütaş yapıldı. Yani o sütaşın mesela Bingöl'e bir faydasının olduğuna inanmıyorum. Hep dışarıdan insanlar geldi çalıştı. Bütün Bingöl'ün ovası, bütün toprağı hepsi sütaşa çalışıyor. Yani böyle bir fikrim var. Oysa bir çok verimli bir toprağı var. Çok verimli bir toprağı var. Ama biz eskiden nohut ekerdik, pancar ekerdik. Yani ne bileyim, çok değişik şeyler ekerdik. Şimdi hiçbir şey ekemiyoruz. Bir de insanımız da çalışmıyor ya. Yani öyle o yönden bayağı bir şeyiz. Bizde de biraz hata var. Ben biri olarak görüyorum. Kim kimize bir dedi? AK Parti bir oyu, HDP bir oyu, Refah Partisi bir oyu olacağını tahmin ediyoruz. Bu şekilde ilerliyor yani şu an seçim burada. Peki iyi gidiyor mu sizce seçim çalışmaları? Yani her parti kendi alanında gerçekten de seçim çalışmasını yapıyor ama ne kadar iyi gittiğini onlar daha iyi biliyor. Tabii seçim vakti geldiğinde bütün milletvekili adayları ya da milletvekilleri, eski milletvekilleri Bingöl'ü ya da Bingöl'ün içlerini iyi geziyorlar. Ama seçim bittikten sonra artık herkes kendi işine bakıyor yani. Yani en büyük şu an sıkıntısı, siz de biliyoruz ki ekonomi sıkıntısında, gerçekten çok büyük bir ekonomi sıkıntısı var Bingöl'ün. Bingöl'de de şu an mesela sanayi anlamında gerçekten bir sıkıntısı var yani. Çünkü insanlar Bingöl'de iş bulamıyor, batıya kayıyor. En büyük göç doğuda bundan dolayı kaynaklanıyor. Sanayinin olmamasından dolayı kaynaklanıyor. İnşallah bu platformda gelir yani mecliste gündeme. Tabii geldiği zaman da pek ne kadar faydalı oluyor, o da muamma yani. Her hoca, hoş geldin. Merhaba amca. Ha. Merhaba. Hangi kanal bu? Pirha. Pirha. Buyurun, de söyle, ben seni cevaplayayım. Seçimle ilgili değerlendirmeni istiyoruz. Bingöl nasıl şu an? Bingöl nasıl? Bingöl iyidir bu sefer. Kime göre iyidir? iyidir bu sefer. Bu sefer iyi. Bu sefer iyidir. Ha, artık gerisi döşene. Bingöl'ün biraz sorunlarını öğrenebilir miyiz? Oh. Bizim temel sorunları nedir? Kardeşim ben orada 60 yaşında bir sorunu çözdüğünü görmedim ki. Tamam da nedir? Şimdi ben öğrenmek istiyorum. Bingöl'ün her sorunu var. Her sorunu Bingöl'ün var. En baştan ekonomisi, ikincisi serbest piyasa, üçüncüsi kardeşime söyleyeyim, özelleşme. Ona karşıyım. Özelleşmeye karşısın? Karşıyım, nasıl karşıyım? Bunlara karşıyım. Millette bir şey yok, halk kalmadı millette. Millet perişan halinde. Yalandır, dolandır. O öyle diyenler var ya, gelsin burada iki saat tartışalım. Fazla da iki saat. Olanın bir buçuk saat, benimki yarım saat. Onlar Türkiye'de terk ederler. Bence 2-1 oluyor. 2-1. 2 kim olur? Bence AK Parti bir tane çok atabilir. Diğer iki kişi. İşte ben de birisi CHP, yan iki HDP, yan birisi CHP, yan birisi HDP. Durum öyle gitti. Cumhurbaşkanlar nasıl olur? Cumhurbaşkanı ben de %90'ı Kılıçdaroğlu kazandı Türkiye'de. İlk turda gider diyorsun. İlk turda nedir? İlk sandık açılmasından gidiyor. İyi valla. Ben öyleyim. Çünkü ben bütün medyayı saat 12'ye kadar canlı yayınlayı seyrediyorum. Ahmet Hakan programı bak, o AK Parti'dadır. Bak, ola bile vermiyorlar AK Parti'ye.
vermiyorlar. Sen farkındasın, belki burada izliyorsunuz. Hiç vermiyor, anket vermiyor. Yani ilk, yani bir saati içinde mesele bitmişti, ben öyle biliyorum. Öyle anket ettim, öyle dinliyorum bilim adamlarından. Bir dakika konuşabilir misiniz bizimle? Hoş geldin. Hoş bulduk amca. Bingöl çekimi yani alam kullandı. Kim ne yaptığı belli değil. O velhatili Bingöl'ün yani 20 yıldır Bingöl'e 3 tane milletvekili bir belediye veriyoruz. Hiçbir şey yok. Ne hizmet, ne şu, ne bir şey, ne şu. Ne memlekete sahip çıkıyorlar, ne diyorlar. Hiç bir şey yoktur yani. Artık bu hükümetten, bu hükümetten kurtulmak gerekiyor. Sizce ilk oturumda tamamlanır mı? Cumhurbaşkanı seçimleri. Evet. Tamamlanır diyorsunuz. Kim evet. Alır sizce? Şu gidişte yani Kılıçdaroğlu alır. Kılıçdaroğlu alır. Peki parlamentoya milletvekili seçilmede Bingöl'de kim çıkar? Bingöl'de birebir olur. Hangileri mesela? Biri HDP'nindir. Biri de MHP'nindir. O yani bir tane aradadır. O da kim artık kime kayarsa o kesin şey değildi. Adalet istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz ya. Hak, hukuk, adalet. Ne hak var, ne hukuk var, ne adalet var artık. Ne diyelim? Ondan başka hiçbir şey yok. Yani adalet var mı? Yok. Hukuk var mı? Yok. Hak, hukuk yok. Baskı var. Her şey, şiddet var. Yani kim yok dedi mi hemen içeri tapıyorlar, onu ya öldürüyorlar ya şey ediyorlar. İşkence yapıyorlar. Hükümet artık gitmeli.